devam edelim. Evet Ahu, önemli bir gün. Bugün itibariyle Türkiye'nin yeni nesil haberleşme uydusu TürkSat 5A artık hizmete vermiş, hizmet kapılarını açmış olacak ve biz de TürkSat'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesindeyiz. Önemli bir konuğum var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. TürkSat 5A'ya dair tüm merak edilenlere ona soracağız efendim. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun Türkiye'nin hem uyduda hem haberleşmede hem de uzay alanındaki atmış olduğu bu adım. Tabii bugün bizim için gurur verici bir gün aslında. Tabii bir eşiği de açmış oluyoruz. Beşinci nesil uydularımızdan bir tanesini de bugün fırlatıyoruz. Fırlattık daha doğrusu. Faaliyet alacağız. Ama biliyorsunuz son 1,5 yıldır bütün dünya bu Covid-19 salgını süreciyle savaşırken biz artık işlerimizin başına geçtik. Adeta bunu fırsata çevirdik. Hakikaten son 19 yıldır büyük ulaştırma altyapı hamlesinin artık bir üst devresine geçerek bunu artırarak devam ettiriyoruz. TürkSat 5A'da çok önemli vizyon projelerimizden bir tanesi. Tabii yılbaşında fırlatmıştık biliyorsunuz. 4 Mayıs itibariyle de yörüngesine ulaşmıştı. Artık orada yerleşme, test, entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Bugün işte artık bütün dünyaya hizmet vermeye başlayacak uzaydaki 7. uydumuz olarak çok önemli bir eşiği de aşmış oluyoruz. Tabii gurur verici işler bunlar. 30 ülkeden birisiyiz uzayda uydusu olan. Bu TürkSat 5A'nın hizmete geçmesiyle birlikte Türkiye veri aktarmada, televizyon yayıncılığında, haberleşmede ne gibi katkılar olacak? Ne gibi değişiklikler olacak? Özellikle televizyon yayıncılığında hem kalite artacak hem hız artacak. Bir de kapsam alanımız oldukça genişliyor. Avrupa, Karadeniz, Akdeniz, Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika özellikle ve de Orta Batı Afrika ve Güney Afrika'da artık kapsam alanımız için almış oluyoruz. Bir de veri haberleşmede özellikle hava ve deniz araçlarında özellikle veri haberleşmede çok büyük avantajlar sağlayacak. Ayrıca bunlar ticari uydular. Bütün dünyaya da bu hizmetleri satıp gelir kazanacağız bundan. Mavi vatandaki gücümüzü artık uzay vatanda da göstermiş oluyoruz bu yaptığımız atılımlarla birlikte. Efendim gemilerin rotasını bulmada ya da araçların karadaki doğrudan direkt tespitte bu konuda da bir katkısı olacak mı bize? Tabii ki son derece katkısı olacak. Hem bizim için hem de eğer ticari olarak almak isteyen diğer uzman kuruluşlarında buradan istifade edebilecekler. Yani şu an bulunduğumuz ortam TürkSat'ın Gölbaşı'ndaki tesisleri. Tabii burada 1100'e aşkın konusunda son derece uzman çok değerli arkadaşlarımızla birlikte bu işleri yapıyoruz. Tabii Türkiye'nin en saygın kuruluşu, dünyaya da Türkiye'yi çok özellikle temsil eden çok önemli bir kurumun içerisindeyiz şu anda. Evet. Efendim peki televizyonların frekanslarında bir değişiklik olacak mı? Bir de Q-Band'ın hayata geçeceği söyleniyor. Bu yönde bir açıklama. Tabii Q-Band'da özellikle bizim de ilk kullananlardan birisi olacağız artık bu uydumuzla birlikte. Biliyorsunuz bizim bundan sonra 5B uydumuz var. Onda çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bu yıl sonu itibariyle de 5B uydumuzu fırlatacağız. Orada da haberleşmenin yanında yani televizyon yayıncılığında haberleşmede de çok önemli gelişmeler olacak. Yine o da kapsam alanını genişletecek. Tabii bu 5B ile birlikte 5A ile birlikte bizim eski uyduların da yedekliğini de sağlamış oluyoruz bir taraftan. Bir de ayrıca bizim en önemli verdiğimiz konulardan bir tanesi de yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A'nın 2022 yılında uzaya fırlatılması. Onun da yapım imalat çalışmaları Ankara'da devam ediyor. İnşallah artık onu da uzaya gönderdiğimizde uzayda kendi uydusuyla bulunan 10 ülkeden birisi olacağız. Bu da bizim için önemli bir eşiği aşmış olacağız onunla birlikte. Efendim, TürkSat 5A'nın gelişmesinde, kurulmasında, tüm çalışmalarda Türk mühendislerinin de bir katkısı oldu mu? Tabii ki tamamen bizim Türk mühendislerinin kontrolünde ve onun talimatlarıyla bu iş yapıldı. Tabii ki oradaki öğrenilen bilgi, birikim, tecrübeyle 6 ay uydumuz üzerinde de bunların bütün yetkinliklerini kullanmaya devam ediyoruz. Peki bunu savunmada da bir katkısı olacak mı efendim? Mesela Türk Silahlı Kuvvetlerine ya da çeşitli birimlere de evet bunun ticareti yapılacak, haberleşmede etkisi olacak ama savunmaya da haberleşmede ve veri ulaşımında son derece avantajlar sağlayacak bize. Kaç yıl boyunca uzayda kalacak? Tabii bunlar yeni nesil uydular olduğu için ömürleri 30 yılı aşkın sürüyor. Yaklaşık 35 yıl boyunca ülkemizi uzayda temsil edecek, hizmet verecek inşallah. Elon Musk'ın firması tarafından Florida'da gönderildi. Bu dünyada etkisi oldu. Kendisiyle de hiç görüşme fırsatınız oldu mu? Fırlatılmasının öncesinde ya da sonrasında diyaloğunuz oldu mu? Ya da Elon Musk'ın yine ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelmesi bekleniyor mu? Daha önce gelmişti. Kendileri talepleri var. Bizimle de görüşüyor. Cumhurbaşkanımızla da görüşüyorlar kendileri. Biz 5B'yi de aynı SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatacağız.
İnşallah yine yeni uydularımızla ilgili de onlarla da görüşmelerimiz, çalışmalarımız, işbirliklerimiz var. Elon Musk ile iletişim halindeyiz. Tabii canım, bu işlerle uğraşıyorsanız mecbur bu işin uzmanlarıyla da görüşme, istişare etmek zorundasınız. Yani. Çeşitli işbirliği de olabilir mi ilerleyen zamanlarda? Tabii, niye olmasın? Uzayda ya da çeşitli. Tabii görüşmelerimiz her konuda, bu uzay konusunda, uydu konusunda her türlü görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye uzay konusunda ısrarlı mı efendim? Yani bu konuda çalışmalar. Tabii ki uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya hissettirmek zorundayız. Eğer büyük ülke olma hedefiniz varsa bunların hiçbirinden geri duramazsınız. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Peki. Evet, Ahu Özyurt TürkSat yerleşkesindeydik. Bakan Adil Kara İsmailoğlu yayın konuğumuzdu. TürkSat 5A'ya dair merak edilenleri kendisine sorduk. İlerleyen saatlerde de artık TürkSat 5A uydusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle artık hizmet vermeye başlayacak diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım. Mustafa Palay'a ve Sayın Bakan'a ben de teşekkür ederim.